Sayın Başkan, bizim Güney Kıbrıs'taki temsilci arkadaşa söylediğimiz bir sözümüz yok. Biz burada Ukrayna-Rusya savaşını konuşmak üzere geldik ve benim ilk konuşmam tamamen o konuya ilişkindir. Kendisi Türkiye'ye yönelik bir ithamda, bir iftirada, sataşmada bulunduğu için cevap vermek zorunda kaldık. Ama bunu sürdürdüğü takdirde bizim de cevap verme hakkımız baki kalacaktır. Şunu söyleyeyim, belki kendisinin yaşı müsait değildir, hiçbir uluslararası hukukta kural yoktur diyor. 1959 tarihli 11 Şubat Zürih ve 19 Şubat Londra anlaşmalarının gereği olarak Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan'a garantörlük yetkisi verilmiş ve bu garantörlük çerçevesinde 1960 tarihinde bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Anayasanın ve orada iki toplumlu Türk ve Rum toplumlu yapının korunması yetkisi bu üç ülkeye verilmiştir. Türkiye bu 1959 tarihli halen yürürlükte olan anlaşmaya dayanarak garantörlük yetkisini kullanmak suretiyle adada Türklere karşı yürütülen katliamı önlemek üzere müdahale etmiştir. Konu bundan ibarettir. Daha detaylı tartışabiliriz tabii. Cinsiyetçi herhangi bir yaklaşım olmadığını buradaki bütün arkadaşlar şahittir. Ben eski tarihli bir anlaşmadan söz ettim ve cinsiyetçi bir yaklaşımı çağrıştıracak en küçük bir ifade yok. Bu kadar yanlış anlaşılma söz konusuysa konunun da Ukrayna-Rusya ile ilgili konunun tartışıldığı bir oturumda konunun Kıbrıs'a gelmesi bu yanlış anlaşılma kapasitesini, potansiyelini göstermesi bakımından ilginçtir. Teşekkür ederim.